sosyal medya fenomenleri, milyonlarca takipçisi olan fenomenler. Benim bir nokta sesimde takipçim var. 2.3 milyon. 2.6 milyon. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendimi tüm benliğim ve tüm şeffaflığımla anlatacağım bir gün diyebiliriz. Bugün gerçekleri konuşacağız. Hayatımı her zaman toz pembeymiş gibi göstermekten çok yoruldum. Her gün yeni espriler düşünmekten, sürekli gülmekten, insanları eğlendirmekten bazen bıkıyorum. Sürekli sizleri eğlendirmek, sizlerin vakit geçebileceği bir kaynak olmak bazen bana aşırı yorucu geliyor. Espri anlayışım bu kadar iyi mi derseniz, doğru söylemek gerekirse değil. Influencer olmak benim küçüklükten beri hayalimdi desem yalan olur. Çünkü biz küçükken böyle oturulduğu yerden para kazanılan meslekler yoktu. Aslında ben zaten tıp okudum. Ama belli ki boşa okumuşum. Çünkü ben şu an attığım bir postla bir doktorun aylık maaşını kazanabiliyorum. Yani influencer olmak benim için şu an çok daha mantıklı. Ben Twitch yayıncısıyım. Nasıl başladım anlatayım size. Benim bu girişimci ruhum pandemide daraldı, sıkıldı, böyle para kazanmanın yollarını arıyor. Neyse tabii internette geziyoruz, koca gün evdeyiz. Bir baktım Twitch diye bir platform var. Bu platformda millet bilgisayar başında 4-5 saat malak gibi oturuyor. Ulan millet de bunlara para atıyor. Ulan dedim, gittim aynaya bir baktım böyle bir. Dedim bu mizah. Bu yakışıklılık, bu yetenek bende var. Lan dedim ben niye yapmayayım? Neyse abi, açtık YouTube'dan çıktı ya. Twitch kanalını falan. Açtık Twitch kanalını falan. Ulan tık yok. Hiç izlenmiyoruz abi. 3-5 kişi geliyor falan filan, selam yazıyor, gidiyor. Dedim böyle olmaz. Nasıl yapacağız düşünmeye başladım. Neyse benim girişimci ruhum tabii gene çözüm yollarını buldu. Dedim hemen bir çekiliş patlatacağım. Bizim evde bir tane oyuncu taburesi var. Kullanmıyoruz biz onu. Dedim bunu vereceğim. Bu oyuncu taburesini vereyim. Kamera karşısında konuşmaya çok alışık değilim. Çünkü aslında ben 30 saniyelik videoların insanıyım. Tahmin edeceğiniz üzere ben bir TikToker'ım. TikTok hayatımıza sonradan giren ve kitlesel olarak inanılmaz sayılara ulaşan bir platform. Kitlesel olarak çok fazla insana ulaşınca da tabii ki çok fazla insana muhatap olmak durumunda kalıyorsunuz. Çok fazla insanla muhatap olmak da hem çok iyi eleştiriler hem de aslında daha çok kötü eleştirileri beraberinde getiriyor. Ayrıca TikTok'ta biliyorsunuz ki bilinç kültürü inanılmaz gelişmiş durumda. İnsanlar bana soruyordu önceden, hani ne yapıyorsun, üzülmüyor musun, bu kadar yorum geliyor, aşağılama geliyor. İlk başlarda evet, üzülüyordum ama sonrasına baktım ki iyi yorumlar kadar kötü yorumlar da etkileşim getiriyor. Ve TikTok'ta da aslında en önemli olan şeylerden biri tabii ki etkileşim. Dışarıdan bakıldığında çok bir iş yapmıyormuşuz gibi gözüküyor, biliyorum. Zaten aslında yapmıyoruz. Oturduğumuz yerden para kazandığımız gibi bir de üstüne harcama da yapmıyoruz. Mesela gittiğimiz bir otelde reklam yapıp bir iki story atarak orada bedavaya kalabiliyoruz. Makyaj malzemeleri desek zaten markalar bir de tanıtım adı altında fazlaca en yeni şeyleri, ürünlerini gönderiyorlar. Kıyafet desek oho gırla geliyor. Eğer influencer olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken bütün hayatınızı olup biten her şeyi paylaşmak. Mesela benim yaşadığım olayları, giydiğim kıyafetleri, içtiğim şeyleri, kimin ne olduğumu, ne yaptığımı, her şeyi merak ediyorlar. Neden merak ediyorlar ben de anlamıyorum. Ama hayır, yani giydiğim kıyafetlerin bedenini bile merak ediyorlar. Bu kadar merak edilince ben de İşte giydiğim, giymediğim, kullandığım her şeyi, bütün ürünleri bir linkte topluyorum. O linki de sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Böyle olunca hem onlar görmüş oluyor hem de ben de attığım linklerden de ekstra para kazanıyorum. Ondan sonra da bu oyuncu taburesini verdik abi, gitti. Neyse. Oyuncu taburesini verdik gitti, kanal büyümeye başladı falan filan. Bir baktım millet bana link atıyor. Attığı linki açıp izleyeyim diye de para atıyor. Ulan gerizekalı mısınız oğlum? Bu linki sen bana atmışsın. Aç izle bedava. Lan bedava aç izle yani. Ama kafa çalışmıyor ki. Abi bir de en kötüsü,
Ben bu koltukta oturduğum sürece gerçekten dünyanın en bilgili insanı olmam bekleniyor. Her konu hakkında bir fikrim olması lazım. Her boka ben burnumu sokacağım. Ulan dedim böyle iş mi olur aman böyle olmaz dedim. E tabi öyle olunca ne yapalım? Yayın dışında araştırmaya, kitap okumaya falan başladık. Abi kolay iş yok yani. Ekmek teknemiz burası bizim. O yüzden çalışacağız. Ha bir de abi kapatmadan önce şunu söylemek isterim. Bu Twitch'te para aklayanlara da buradan selam olsun. Biz burada alnımızın teriyle kaç saat burada bilgisayar başında oturarak para kazanıyoruz. Burada bütün milleti eğlendiriyoruz. Siz benim psikolojimin nasıl etkilendiğini bilmiyorsunuz. Ama neyse size de selam olsun. Artık umursamıyorum ve daha da özgüvenli şekilde kameranın karşısına geçip dans etmeye devam ediyorum. TikTok'a eğlencesine aslında başladım. Birazcık böyle benim için boşluğa düştüğüm bir anda hobi gibiydi. Ama sonra bunu işe döndürmeyi başardım. Orada burada çıkıp da TikTok'u para için yapmıyorum, kesinlikle eğlencesi benim için önemli desem de inanmayın. Çünkü sosyal medyada çoğu şey sahte. TikTok'ta da bu çok fazla geçerli. Mesela insanlar diss videolarını çok seviyor ve biz de aramızda konuşup bir tartışmaya da kavga yaratıp birbirimize diss attığımız videolar çekiyoruz. Birbirimizle konuşup önceden insanların bu çok istediği kaos ortamını diss videoları çekip yaratmış oluyoruz aslında. Bunun dışında beden alımlama ve kendinizi ve bedeninizi sevin akımına ben de katıldım. Pürüzsüz filtremle sizlerle. Bu arada hangi kamera? Benim single'ım çıktı. Aşağıya koyabilirseniz çok sevinirim. Bu espriler birkaç gün önceden yakınlarıma danışarak düşündüğüm ve oluşturduğum espriler. Sevgili takipçilerim, bunlar aramızda bakın. Bunlar bizim aramızda. Bugün bazen beni yoruyor. Tamam, güzel yanları elbette var. Ama kötü tarafları daha çok var. Mesela diğer oyuncu arkadaşlar, şarkıcılar, sanatçılar, bu tarz ünlü insanlar benim için bilip bilmeden sallıyor. Arkamdan sallıyor. Ben size gidip arkanızdan ben sizin sallıyor muyum? Ben işimde gücümde bir insanım. İşime odaklanıyorum. Neyse sinirlenmeyeceğim daha fazla. Şimdi beni biliyorsunuz evet. Hani tanıyorsunuz ama bazen size rol yapsam da siz takipçilerimi çok seviyorum. Sizle biz bir aile olduk ya. Siz benim canımsınız, ciğerimsiniz. Tüm duygularımı, düşüncelerimi size anlatırken hiç çekinmiyorum. Tüm gerçekliği ve benliğiyle ben sizlere her şeyimi, tüm duygularımı anlatıyorum. Bugünkü vlogumuzda da böyle samimi bir muhabbet yapmış olduk. Neyse takipçilerim, canlarım, sizleri çok seviyorum, sizleri çok öpüyorum. Canımsınız, ciğerimsiniz. Hepinize öpüyorum, sevgiyle kanın.